Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Hayırlı olsun. Gençler nasılsınız? Başarılar. İyi misiniz? Orga biraz daha. Oy pos yerinde, harika. Gençler müthiş. Merhaba. Çocuklar nasılsınız? Merhaba bir tane. Merhaba, merhaba. Tamam. Tebrikler. Hadi bakalım. Geliyorum. Merhaba bir tanem. Hayırlı olsun sana. Merhaba canım. Başkan bir şey soracağım. Sor bir tane. Hocam Ronaldo mu Messi mi? Erdal Bey. İkisi farklı. Sizce? Ama ben, yani kalbim biraz daha Messi'den yana ama Ronaldo'nun skoru çok güçlü yani. Hani sonuç alıyor yani. Sonuç olarak. Ama keyif olarak bazen Messi daha hoş tabii. Zeki adam böyle. Yani Messi diyorsunuz. Ya arada kaldım ama yani arada kaldım. Çok zor bir soru. Zor bir soru yani. Bir de yani 100 yılda iki tane futbolcu geldi. İkisi aynı anda geldi. Çok şanslısınız yani. Hani ikisini de izliyorsunuz. İzliyoruz. Bazen böyle bir anda denk düşmüyor yani. İşte atıyorum bir dönem Pele, bir dönem Maradona. Tabii çok Pele'yi görmedim ben neticede ama Maradona'yı gördüm. Mesela Messi çok önde yani. Çok acayip bir de şeyi de ömrü de çok uzun. Yani sporcu sadece 2-3 yıllık, 5 yıllık değil de hani böyle neredeyse 20 yıl futbol oynuyor Messi. Ronaldo da aynı. Yani zaten şimdi tamam çok iyi futbolcu, 2 maç çöküyor, ondan sonra 2 sene yok. Bir anlamı yok ki. Ne yapacaksınız? Sağlıklı olacaksınız. Kendinizi iyi bakacaksınız. Güzel aileniz olacak. Çocuklarınız olacak, inşallah güzel yuvanız olacak, iyi eğitim alacaksınız. O zaman işte 20-25 yıl futbol oynayabilirsin demek. İnşallah. Bak başardı yani acayip bir şekilde başardı. Bence iyi bir örnek yani Messi. Ronaldo da benzer durumda. Neredeyse 40 yaşına kadar oynadılar yani muhteşem bir şey. Evet yani muhteşem bir şey. Onun için ikisi de örnek, ikisi de bu döneme denk geldi. Yani diğerlerinin zamanları farklı farklı oynadılar. İşte Beckenbauer var. Daha farklı bir oyuncu falan ama ikisi çok iyi yani. Peki başarılar. İstiyorsunuz? Türkiye. Alkış! Alkış! Alemin kralı geliyor. Geliyor. Kulakları üşümüş benim adamım. Nasılsın bir tanem? İyi varmış. Sağ ol bir tanem. Merhaba bir tanem. Merhaba çocuklar. Arkadaş, lan nerede elin? Elin nerede? Üşüdü. Hocam nasılsın? Merhaba, sağ ol. Tamam. Tamam, al bakalım. Sağ ol. Tamam. Hocam bunu haberlerde çıkarttın. Adamı haberlerde çıkarttın. Kartıyla gelmiş. Hocam. Gel. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, sağ olun. Ne güzel. Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Harika. Başarılarınız sahip olsun. Ay, merhaba güzelim. İyi misin? İyiyim. Harikasınız. Merhaba. Nasılsınız? Tamam. Merhaba. Harika. Galiba buradaki şıklık ve naiflik sahada bozuluyor. Hırçınlaşıyorsunuz galiba. Değil mi? Öyle mi oluyor? Başarılar dilerim. Başarılar. Merhabalar. Başarılar. Elin şeyi mi? Ha. Tamam. Geçmiş olsun. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Başarılar. Her şey gönlünüzce olsun. Merhaba, başarılar dilerim. Nasılsın? Merhaba, başarılar. 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 Parti Vatan Spor. Tamam. Evet, nasılsın? Başarılar. İyi misin? Sağ olun. Evet, tekrar başkanım, selam. Başkanım, önümüzdesin. Telefonunu zaten, verenin zaten telefonu. Evet, böyle bakabilir miyiz? Evet, çekiyoruz. Evet. Hadi, hadi. Hadi, başkanım. İstanbul'da DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Başak Demirtaş'ı göstereceği iddia ediliyor. Bu konuda da aday gösterildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun işi zor diye bir söylenti de var gazeteciler arasında. Bu konuyla ilgili görüşünüz ne? DEM Parti aday çıkartacak mı? Yani bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağı ile ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil. Dolayısıyla bu konu DEM Partisi'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil.
Efendim, rakibiniz Murat Kurum biliyorsunuz iktidar cephesinden uzun yıllardır Kanal İstanbul projesi anlatılıyor, çılgın proje adı altında. Ancak kendisine, rakibinize dün sorulduğunda İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde yoktur, önceliklere göre gidilir şeklinde bir cevabı olmuştu. Bu cevabı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bak diye cevabı değerlendiriyorum. Seçim nelere muktedir ya da oy almak, oy kazanmak nelere muktedir? Bu kadar hararet niye böyle bir anda söndü? Yani hep milletin dediği olur. Milletin dediği olur. Aynen doğru söylüyor. Milletin gündeminde ne varsa olur. Peki İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili kira desteğinde de bir artış gerçekleşti. Evet, yani bu artışın bir şeyi var mı arka planda? Şöyle yani enflasyonda aldığınız kararlar eriyor. Yani biz 4-5 ay önce yaptığımız toplu iş sözleşmelerini şu anda değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Yüksek enflasyon, maliyet artışları, insanların geçim sıkıntısı. Dolayısıyla yani Türkiye'de çok zor bir dönemde yaşıyoruz. İster istemez verdiğimiz hangi katkı varsa, hangi destek varsa, bunun adı ister kira yardımı olsun, ister burs olsun, ister yoksullukla mücadelede diğer yardım birimlerimiz olsun, her şeyi arttırmak zorundayız. Maliyetler artıyor. Biz şu anda ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bir toplumun en büyük düşmanı olan enflasyonla mücadele ediyoruz. Neredeyse artık 3 haneli enflasyonla bir yıldır mücadele ediyoruz ve görünen o ki bu daha da uzun sürecek. Milletimizin yapmak zorunda olduğu, geçinmek zorunda olduğu hangi husus varsa bu konulardaki desteklerimizi de Türkiye'nin bu vahşi enflasyonu karşısında, iyi yönetilemeyen ekonominin bizi soktuğu dar boğaz karşısında bu tür artışları yapmak zorundayız. Yapıyoruz. Ne yazık ki belki 4-5 ay sonra bir daha değerlendireceğiz. Peki erişim engeli getirilen ekşi sözlükte sizin destekçilerinizin hesabının kapatıldığına dair bir iddia var. Bu sansür hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben de sizden öğrendim. Yani bir bakayım, inceleyeyim nasıl olmuş diye. Tabii erişim engeli, medya asimetrisi, medyada siz de burada farklı medya kuruluşlarını temsil ediyorsunuz. Ama bakayım yani TRT'yi göremedim mesela. Yani TRT devletin televizyonu. Biz Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük tesislerini, en büyük yatırımlarının açılışını yapmamız halinde dahi devletin kanalı İstanbul'dan bahsetmezken herhangi bir ilçe belediyesinin başka konularda münazaralarını hatta söyleşilerini televizyonlara taşıyabiliyor. Ben de bizim paramızla bunu yapıyor. Sizin, benim, burada bulunan bulunmayan milyonlarca insanın parasıyla bunu yapıyor. Bunların yaşandığı yerde erişim engeli de olur, birilerinin söz hakkı da kesilir, söz hakkı da engellenir ama bütün bunlarla mücadele kutsal bir mücadele. Ben demokrasi mücadelesine en güçlü şekilde, en karakterli şekilde devam ediyor olacağım. Sayın Başkan, Murat Kurum da Kanal İstanbul için İstanbul'dan istemediği hiçbir şey gündemimizde olmayacak dedi ve iftira ve yalanlarla da uğraşmayacağız diye ekledi. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle söyleyeyim, az önce ifade ettim. Milletin gücü, sandığın gücü bir anda işte bu tür iradenin kendinde olmadığı yöneticilerin bir anda sesini kısabiliyor. Dün söylediklerinin tersini söyleyebiliyorlar. Ben o söylediği iftirayla, yalanla ve bunun gibi işlerle kesinlikle işimizin olmadığı bir İstanbul ve bir Türkiye var etmek için biz 5 yıldır nefes nefese çalışıyoruz zaten. Bu uzaya giden ilk Türk astronotu izlemişsinizdir herhalde. Neler hissettiniz? Tebrik ederiz. Gurur verici. Elbette uzaya giden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olması, bizim bayrağımızı orada oradan dünyaya göstermesi gurur verici ama esas gurur verici olan bizim kendi uzay aracımızla uzaya gidiyor olmak, uzay araştırmalarında yol kat etmiş olmamız ya da vaat edilen gibi aya gidiyor olmak ya da uzay araştırmaları ile ilgili geldiğimiz hangi seviyeye varsa onu tartışmak, yoksa bir başka kurumun, kuruluşun ya da devletin gücüyle yapılan bir uzay seyahatine eşlik etmek bir marifet değil. Ama bunu da yaptık. Bizim de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız orada bayrağımızda bulundu. Bir astronot kimliğiyle tarihe geçti, kayda geçti. Her şeye rağmen gurur verici. Başkanım,
Başkanım biraz daha gün özelinde bakmamız gerekirse az önce iki kadın futbol takımının startını verdiniz. Kadın Süper Ligi'ne baktığımız zaman bu sene ilk defa playoff sistemi olmadan tekli sistemde oynuyorlar. Kadın futboluna dair neler söylemek istersiniz? Valla Türk futbolunda ve Türk sporunda tartışılacak çok fazla şey var. Yani şu anda ben Türk futbolunu tabii uzaktan takip ediyorum. Ama bu kadın futbolu ama diğer erkek futbolu fark etmiyor. Yöneticiler, sistemin içinde bulunan bütün kulüpler çok şikayetçi. Bütün düzenden, bütün sistemden bu kadar şikayet varsa bir problem var demektir. Bu da bence meselenin özüne baktığınızda her zaman söylüyorum siyasetin ve devletin kurumlarının bu kadar baskın, etkili oldukları bir spor sisteminin başarılı olma şansı yok. Dünyada bu kadar devletin gücünün spora etkin bir şekilde yönetimine baskın bir şekilde hakim olduğu birkaç tane ülke kaldı. Bunlardan birisi de ne yazık ki Türkiye. Yani sporu sporcular, spor severler, spor insanları yönetiyor. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde. Bizde ise federasyon ne derse o olur. Ya da bir federasyon başkanı seçilecekse iktidar ne derse o olur. Veya işte hatta iktidarı da geçtik. Sadece bir kişi ne derse o olur ve federasyon başkanı seçilir. Gidilir ondan icazet alınır. Bu Türk sporunu bir yere taşımaz. Taşımıyor da zaten. Ne kadar tesis yaparsak yapalım taşımıyor. Bakın burada çok metruk halde, çok kötü durumda, yıllarca ihmal edilmiş. Hem de yani Yedikule önemli bir semttir ve önemli bir kulüptür. Yani benim de anılarım var elbette. İstanbul Üniversitesi'nin futbol takımında oynarken en yoğun antrenman yaptığımız saha burasıydı. O dönemde üçüncülükteydi Yedikule. Yani hafiften takımına geçmek gibi de bir durum talebi olmuştu. Şimdi orayı düzeltip tekrar buradaki çocuklara, gençlere yıllar sonra, neredeyse 32-33 yıl sonra hediye etmek, bir belediye başkanı olarak bunu tekrar buradaki çocuklara, gençlere, kızlarımıza, oğullarımıza bu fırsatı burada sunabilmek Türk sporu adına benim için gurur verici. Bu anlamda hem tesisleşmeye, hem sporu yaygınlaştırmaya, hem aynı zamanda branşları yaygınlaştırmaya, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üzerinden, hem de diğer kulüpleri de çok yönlü desteklemeye yoğun gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda sporu bir toplumsal felsefe haline getirmeye dönük hamlelerimiz çok yoğun. Bu da hem Avrupa oyunları hem olimpiyatlar ve paralimpik oyunlar noktasında yoğun bir yolculuğu ve mücadeleyi de verdiğimizi 2036 ve 2027 hedefiyle verdiğimizi de belirteyim. Bunlar hepsi birbiriyle aslında eklentili. Ve bunları verirken de spor camialarını, spor kulüplerini ziyaret ederek onların işbirliğiyle yerelde bir güç olarak yapma gayreti içerisindeyiz. Yani tamam bir partiyi yönetebilirsiniz, bir kurumu yönetebilirsiniz ama her şeyi ben yönetirim anlayışı Türk sporuna yakışmaz. Bu anlamda Türk sporunun düzelmesi için sporda da bağımsızlaşmayı, kendini yöneten bir sistemi kurmayı sadece futbol açısından söylemiyorum. Genel bütün branşlar noktasında söylüyorum. O zaman Türk sporu gelişebilir. Çocuklarımızdan inanılmaz başarılı, dünya ölçeğinde çok başarılı, çok başarılı, nüfusuna göre başarılı. Yani 90 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna göre olimpiyatlarda ilk 5'e, ilk 10'a madalya sayısı açısından giren bir ülke olmayı başarırız. Başkanım, mevcut Fatih Belediye Başkanı sizin hakkınızda sanırım arkadaşımdır, dostumdur dedi. Arkasından da hakkınızın yenilmemesi gerektiği ve iyi işler de yaptığınızı söyledi. Bununla ilgili bir açıklamanız olur mu acaba? Yenilir misin? Benim arkadaşımdır, dostumdur. Doğru ama diğer cümleleri de söylediyse teşekkür ederim kendisine. İyi insanlar rakip de olsalar, iyi insanlar farklı görüşte de olsalar birbirine güzel cümleleri kurarlar. Ben de hayatım boyunca öyle davrandım. Davranmaya da devam ediyorum. İyi insanlar, güzel insanlar hangi partide, hangi görüşte olursa olsun bu ülkeye 360 derece fayda verirler. Yani hiçbir zaman zarar vermezler. Mücadeleler bile güzel olur. Bir insan da şu an benim sol tarafımda duruyor. İşte bu Fatih için mücadele eden Mahir Bey de hem işinde mahir
hem yaşamında mahir, özel bir insan. İyi insanlar yarışsın, Fatih kazansın, İstanbul kazansın, memleket kazansın. Temennimiz odur. Valla... Hatta belki öyle duyuyoruz. Tamam, tamam. Biz de bir Atatürk'ü düşünce derneği olarak bir... Bir dakika. Tamam, bir dakika. Tamam, tamam. Teşekkürler başkanım. Birazdan, birazdan. Evet, birazdan. Evet. Ne yaptın? Sakin abi. Başkanım, başkanım. Metin Kurt. Güzeldi. Başkanım, yani arkadaşlarım şimdi söylediler, Yedikule'de Metin Kurt'un yöneticilik yaptığını. Bu da çok önemli. Metin Kurt hem özel bir sporcu hem de hak ve hukuk koruma konusunda sadece futbol değil, yani bütün Türkiye'de özel bir konuma sahip. Arkadaşlarım inceliyorlar, baksınlar. Böylesi değerli bir ismin burada yaşatılması güzel olur. Metin Kurt çok özel bir insan, çok özel. İnşallah. Bakın hemen. Başkanım. Çok özür dilerim. Büyük de büyük oluyorsun. Başkanım. Kadirin yok. Başkanım. Şeyin yok. Başkanım. Herkes seni çok seviyor. Ne mutlu bana. Allah sana ömür versin. Amin hepimize. Başkanım. Çok sağ olun. Ne mutlu sizden bunu duymak yeter. Başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim.